17. Yenice Barış ve Kültür Festivali açılış seremonisine hoş geldiniz. Çelenk sunumu Tarsus Belediye Başkanı. Barış hakkı bireyler açısından da halklar açısından da bir insan hakkıdır. Ve görüldüğü gibi Birleşmiş Milletler tarafından kutsal barış hakkı olarak nitelenmektedir. Çünkü barış hakkı bir dayanışma hakkıdır. Barış hakkı insan hakları evrensel bildirgesi ve diğer insan hakları belgelere esas alındığında yaşam hakkının İşkence yasağının, gözaltında kaybetmelerin, yargısız infazların, faili meçhullerin, soykırımların olmadığı bir yıl diliyorum. Ne yeşil bir zeytin dalı gibi baharlık, ne de bir güvercin kanadı gibi hafiftir barış. Bir bebeğin gülüşü gibi aydınlık, aşk kadar güçlüdür barış. 1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun. Değerli dostlar, öyle bir zamandan geçiyoruz ki bazı şeylerin önemini daha iyi idrak etmemiz gereken Zafer Bayramımız ve barış için yapılan çabalar. Bunların önemini ne kadar daha iyi idrak edersek, bunlara ne kadar iyi sahiplenirsek, gelecekteki zaferlerimize de ve barışları da kazanmış ve bunları da elimizin altında tutmuş olacağız demektir. Bu ülke çok şey gördü. Keşke Yunan kazansaydı diyenleri gördü. Keşke Yunan kazansaydı diyenlerin arkasında dua edenleri de gördü. Ama şu an sadece tek bir şeye ihtiyacımız var. Paylaşmanın, dayanışmanın, dostluğun ve barışın önemini herkese ama herkese daha yüksek bir sesle anlatmak zorundayız. Bugün Türk Cumhuriyeti'nin özellikle idealler uğruna çalışan, bunun için savaş veren o insanlar sadece barış için bu savaşı verdiler. Ve o savaşı verirken de daha özgür bir Türkiye için, daha çağdaş bir Türkiye için, layık Türkiye için, din ve devlet işlerinin ayrılması için layık düzenin bu ülkede mevcudiyetinin en üst düzeye gelmesi için bu savaşı verdiler. Elimizdeki değerlerin, elimizde olanların kıymetini çok iyi bilelim. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun. Güvercinlerimizi özgürlüklerine bırakıyoruz. Barış için, kardeşlik için. Buyurun efendim, hadi alalım. Evet, İnönü Çorçul Barış Parkı.
bize zaferleri yaşatıp barışı hakim kılan ve bunu sonsuzluğa kadar egemen kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşları, tüm şehit ve gazilerimiz olmak üzere minnettarız. Cumhuriyet'in idealler ordusu sağ olun, var olun. Dünya Barış Günü kutlu olsun.